Gördün mü? Bak öyle yakın aşağısı. Şu anda Doğu Anadolu Gözlem Evi'nin içerisinde Avrupa'nın tek parça aynayla inşa edilmiş en büyük teleskobunun yanında bulunuyoruz. Bu teleskop, tabi aynasını daha yerleştirmedik. İnşallah 1-2 ay içerisinde yerleştirilecek ve ilk ışığı alacak. Söylediğim gibi Avrupa'da tek parça en büyük aynaya sahip teleskop. Bize çok ciddi kabiliyetler kazandırılacak. Kızıl ötesi dediğimiz gözle görülmeyen alanlarda Türkiye'den gözlem yapılabilmesinin önünü açacak. Bu ne demek? James Webb teleskobu şu anda çok gündemde. Tıpkı onun baktığı yerlere bakabilecek bir teleskop. Çok ciddi bir altyapıdan bahsediyoruz. Türkiye'ye çok ciddi bir kabiliyet kazandıracak. Erzurum bu manada gökyüzü gözlemi için ideal yerlerden bir tanesi. Bu tesis 3100 metrede inşa edilmiş bir tesis ve dünyada bu yükseklikte inşa edilmiş üçüncü bir gözlem evinden bahsediyoruz. İşte buradaki kabiliyetlerle hem bizim insanlarımız kainatın keşfine yönelik yeni çalışmalar yapacaklar ama aynı zamanda bu kabiliyeti, bu altyapıyı biz uluslararası anlamda da dünyadaki bilim insanlarına kullandıracağız. Hali hazırda dünyadan talepler bize gelmeye başladı. Bilim insanları kazandıkları Avrupa Birliği projeleriyle bu teleskobu kullanmak üzere şu anda bizden zaman talep etmeye başladılar. Ne demek bu? Diyelim ki bir bilimsel çalışma yapacak, bir araştırma yapacak, bize başvuruyor ve diyor ki biz sizin teleskobunuzla 30 gün gözlem yapmak istiyoruz. Şöyle bir bilimsel araştırma fonumuz var. Bu fonu beraber kullanıp beraberce bu teleskoptan faydalanalım diyorlar. Bu talepler artacak. Dediğim gibi Erzurum gökyüzü gözlemi için ideal noktalardan bir tanesi. 200 günün üzerinde burada gökyüzü gözlemi yapmak mümkün. Bu kadar yüksekte ve böyle kabiliyetli bir teleskopla bizim bu alana giriş yapmış olmamız ülkemizi bu alanda bir adım öne çıkaracak ve inşallah daha farklı keşifler bu Doğu Anadolu Gözlem Evi'nden ve Erzurum'dan çıkmış olacak.